ya. Hem annem hem babam ikisi de öldü. Ne yapacağım ben şimdi? Kimsesiz kaldım ben. O korkunç polis hem annemi hem babamı benden aydı. Merak etme, biz her zaman senin yanındayız ufaklık. Biz seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Evet Arda, hem bak emin ol annen ve baban öbür tarafta çok mutlular. Evet kardeşim, hem ben senin yanındayım her zaman. Seni asla bırakmayacağım, biliyorsun sen benim en yakın dostumsun. Aferin sana Arda, işte kötü dostlar, pardon iyi dostlar böyle kötü günler için vardır. O korkunç adam annemi de babamı da aydı. Ne yapacağım ben annesiz babasız, ne yapacağım? Sen hiç merak etme. Ben o korkunç yaratığı bulacağım. Kerem komiseri de kurtaracağım. İkisini de halledeceğim ben. Sen hiç merak etme, tamam mı Arda? Benim kocamın kılığına girip insanları öldürmek ne demekmiş öğrenecek o. Evet, her şey yoluna girecek Arda. Sen hiç merak etme. Ay, ne olursun. Annemi babamı kimse geri getiremeyecek. Onlar sonsuza kadar gitti ya. Dostum tamam, yıpratma kendini bu kadar. Ne olur güçlü durman lazım. Evet, baban böyle bir durumda güçlü durmanı isterdi. Sakın düşme, yıkılma. Geri zekalılar, bu sadece bir başlangıçtı. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Hepiniz buradaki mezarlara gireceksiniz. Ben bu şehrin kıyameti olacağım. Aslı komiser, ne olur ya, o pislik adamı bul ve tutukla. Öldür onu, ne olur. Sen hiç merak etme Arda, onu bulacağım ve yok edeceğim. Evet, onu bir elimize geçirelim, ben de onu yiyeceğim. Çatır çutur yiyeceğim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bu videoda kullandığım tüm mod paketlerini istemez misiniz? Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olanların hepsine bu videoda kullandığım bütün mod paketlerini vereceğim. Hadi gösterin gücünüzü arkadaşlar. Tam destek bekliyorum sizden. Öncelikle Kerem komiseri bulmalıyız. Onu bulduktan sonra işimiz kolay. Evet, bu işi çözse Kerem komiser çözer. O çok iyi bir polisti. Onu asla bulamayacaksınız sizi gerizekalılar. O ses de neydi öyle? Hayır, olamaz. İşte orada, olamaz. Kaçıyor. Nasıl olur ya? Aniden kayboldu. Ne olursa olsun onu yakalayacağım. Kerem komiseri asla bulamazsınız dedi. Bulalım, onu kapak geçeceğim. Ben Kerem komiseri bulduğumda şok olacak. Arkadaşların yorumlarda yazdığına göre Kerem komiser ormanda bir tane kafesin içindeymiş. Evet, gidip onu kurtarın. Ben de çocukları okula götüreyim. Artık ders saati, ders işleyeceğim. Hadi bakalım, yürüyün gençler. Okula gidiyoruz. Derse geç kaldık. Hadi koşun. Evet gençler, tekrardan geldik sınıfımıza. Hepiniz tekrardan dersime hoş geldiniz. Yine harika bomba bir ders işleyeceğiz sizinle. Aynen hocam, mükemmel olacağından hiç şüphem yok. Her zamanki gibi berbat olacak kesinlikle. Siz geçin bakalım dalganızı. Dersin sonunda görürsünüz. Harika bir ders işleyeceğim. Hocam bu imkansız. Neden oğlum? Neden imkansızmış bakayım? Söyle bakayım bana. Hocam çünkü dersler sıkıcı. Mükemmel olmaz. Her zaman sıkıcı olur. Valla beden eğitimi hariç öğretmenim. Beden eğitimi 10 numara bir derstir. Harikadır, eğlencelidir, çok güzeldir. Hadi lan oradan. Beden eğitimiymişmiş. Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım. En sevdiğiniz ders hangisi? Matematik değil mi? Matematik evet. Görürsünüz hocam. Hepsi beden eğitimi yazacak. Bence hepsi Türkçe dersi yazacak. Valla bence hepsi boş ders yazacak öğretmenim. Boş ders en güzel derstir ya. Bence müzik yazarları öğretmenim. Arkadaşlar yazın bakayım en sevdiğiniz dersleri, görelim bakalım sizinkiler neymiş. Baksanıza şu zibidelere, hiçbiri matematiği sevmiyor. Siz söyleyin bakalım. Eğer matematik yazmazsanız notlarınızı 0 veririm ha. Ya siz boş verin hocayı, beden eğitimi yazın oğlum. Yazın beden eğitimi yazın. Hocam bir şey soracağım. Evet Arda, sor evladım, dinliyorum. Hocam siz bize bu kadar şey öğretiyorsunuz da biz bunu hayatımızın neresinde kullanacağız? Bize ne bunlardan hocam ya? Neresinde kullanacaksın? Düşüneyim bir şöyle bir. Yeri gelir kullanırsın oğlum. Yani niye şimdi şey yapıyorsun ki? Bu arada arkadaşlar Arda arkadaşınızın babası vefat etti. Bir baş sağlığı dileyim bakayım. Başın sağ olsun kanka. Evet başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Sağ olun arkadaşlar. Dostlar sağ olsun. Hocam siz onun hikayesini biliyorsunuz. Korkunç polisin hikayesini biliyorsunuz. Bu adam niye böyle şeyler yapıyor? Niye kötülük yapıyor? O adam niye mi kötülük yapıyor? Evet hocam ya, niye kötülük yapıyor bu kadar? Niye kötü bu adam? Arkadaşlar o adam yıllar önce bu şehirde hiç sevilmiyordu ama kardeşi Kerem komiser herkes tarafından çok seviliyordu. Şehrin en sevilen polisiydi ki hala öyle. Evet, benim babam o şehrin en
erişebilen polisi. Hocam sonra ne oldu? Bu korkunç polis her zaman Kerem komiserden daha çok sevilmek istiyordu. Hep ben sevileyim istiyordu ama kimse onu sevmiyordu. Herkes Kerem komiseri seviyordu. En son onun kılığına girdi ve insanlara kötülük yapmaya başladı ki Kerem komiseri değil de onu sevsinler diye. Ne yani? Kerem komiserin üstüne su çıkmaya mı çalıştı? Aynen öyle. Sanki Kerem komiser kötü birisiymiş gibi göstermeye çalıştı insanlara. Bak bak sen şuna, piş adam. Yer mi lan benim babam bu numaralayı? Yemez tabii, yemez. Yemedi de zaten. Sonra ne oldu hocam? İnsanlar bir süre sonra onun böyle şeyler yaptığını anladılar ve Kerem komiserin masum olduğunu gördüler. Ama bu durum onu hiç mutlu etmedi. Ne yani? Çok mu sinirlendi? Evet, çok sinirlendi ve şehirdeki herkesi katletmeye başladı. Nasıl yani? İşte o günden sonra korkunç polis kimliğini aldı. O bütün korkunç polis kimliğinin altında insanları öldürmeye başladı. Bu şehirdeki herkesten nefret ediyor ve hepsinin ölmesini istiyordu. Oha ya, bütün şehirden mi nefret ediyor yani? Olamaz, çok korkuyorum. Ya bize de gelirse ne yapacağız biz? Evet, bu çok riskli arkadaşlar. Yani şimdi evlerinizden pek çıkmayın yani. Benim tavsiyem bu. Ya öğretmenim ne olacak ya? Ondan korkan onun gibi olsun. Ben onu sokakta bir göreyim var ya, bıçağı taktığım gibi indiririm ha. O kim bize iş koyuyor baba? Ya Keko oğlum sakin ol. Allah Allah, öleceksin kalacaksın vallahi ha. Aynen Keko, adam çok tehlikeli bak. Benim anneme babama kıydı. Vallahi hocam onu bunu bilmem, ben korkmam, adamı indiririm ha. Adamsın lan Keko, ben de korkmam lan, ben de indiririm lan. Arkadaşlar o da ne? Orada korkunç polis, orada. Ulan kaç kaç, Allah adam geldi lan, kaçın lan. Allah hiç korkmuyormuş Keko. Oğlum Shrek, bu koku ne? Hocam ne yaptınız ya? Of ya. Bir şey yapmadım oğlum. Şaka yaptım. De bu koku ne oğlum? Yerler niye ıslak? Hocam korkudan altıma işedim ya. Of ya. Ne yaptınız hocam ya? Rezil oldum ya. Of ya. Oğlum adamı kesip parçalıyordunuz az önce. Şimdi korkudan altına işiyorsun. Allah Allah. Ya hocam ya. Öyle bir gaza geldim ya. Ne bileyim ben ya. Of ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gaza gelmeye hiç gerek yok. Yoksa böyle korkudan altınıza işersiniz. Shrek oğlum ne yaptın lan? Oğlum sen altına işecek adam mıydın lan korkudan? Vay be Shrek. Leş gibi korktusun öf. İğrenç. Adam altına işiyor. Pis adam. Lan sanki istediğimizden işedik ya. Korktum lan, korktum. Oğlum hani kesip parçalıyordun lan? Altına işedin lan. Ulan vallahi Shrek hiç güleceğim yoktu. Yerleri de hep silik ettin ya. Vallahi bak her yere dağılıyorlar. Hep geliyor ya. Bu ne ya? Hocam ne olur gidelim. Kokuya dayanamıyorum. Oğlum senin burnun bile yok. Nasıl dayanamıyorsun? Allah Allah. Neyse hadi çıkın. Hocaya bak. Burnum yok diye bende dalga geçiyor. Of. Benim burnum var. Sadece böyle çizgi halinde. Bana bak. Dağılıp bütün ormanı aramalıyız. Yoksa Kerem komiseri bulamayız. Anladın mı beni? Anladım. Merak etme. Kerem komiseri bulacağız. Hadi dağılalım ve onu arayıp bulalım. Hadi koş. Olamaz ya. Neredeyse ormanın her yerine baktık. Ben bulamadım Kerem komiseri. Sen bir ipucu bulabildin mi? Maalesef bulamadım. Ama şu sol tarafa hiç bakmadık. Bence gidip oraya bakmalıyım. Tamam. Hadi gidip bir de oraya bakalım. Gidin bakalım. Gidin bakın. Bulabilecek misiniz? Hadi gidelim. Hadi yürü. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz. Hepinizin sonu aynı olacak. Ölüm. İşte bir kafes. Burada olmalı. Evet. Kerem komiser burada. Kerem aşkım, sana yardım etmeye geldik. Merak etme. Kurtulacaksın. Polis, bana yardım etmen lazım. Polis. Olamaz. Polis. Neredesin? Polis. Ses ver. Korkutma beni. Şaka yapıyorsan hiç komik değil. Olamaz. Aslı git buradan. O burada. Hayır. Seni bırakıp asla gitmem. Aslı gitmen lazım. Yoksa sana da zarar verecek. Ne olur git buradan. Hayır. Seni burada bırakıp gidemem Kerem. Hayır. Olmaz. Aslı o düşündüğünden daha tehlikeli birisi. Ne olur. Dur git buradan. Bunun işi bitti. Sıra Aslı poliste. Şimdi Aslı polisi Kerem komiserin gözlerinin önünde öldüreceğim. Aslı aşkım ne olur geç olmadan git buradan. Terk et burayı.
Olamaz, yaklaşıyor. Derhal buradan gitmen lazım. Çabuk koş. Hayır, seni kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Hayır, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim. Hayır, bu da ne? Geldi. Yolun sonu astı polis. Hayır, dur kardeşim, ne olur yapma, yapma, dur. Ona zarar verme, bana ver. Ne oldu kardeşim? Sevdiğin insan mı ölüyor yoksa? Hem de gözlerinin önünde. Kerem, ne olur bakma. Sen bakma buraya. Kardeşim, ne olur bırak onu. Ne olursun bırak. Önce Aslı'yı, sonra seni yok edeceğim. Anladın mı beni? Hayır, ne olur. Aslı'yı bırak, ne olursun. Aa, canım çok acıyor. Bırak beni, ne olur. Ne olur bırak. Ona veda et Kerem komiser. Ona elveda de. Hayır, hayır Aslı, hayır. Elveda Kerem, elveda. Hayır, Miray, olamaz. Canım aşkı, benim yüzümden. O da öldü. Hayır. Daha çok sevdiklerin ölecek kardeş. Bu sadece bir başlangıç.